Origami ya da bilinen adıyla kağıt katlama sanatı. Türkiye'nin yıllar önce TRT sayesinde tanıştığı origami ya artık hobi olmaktan çıktı ve olimpiyat düzenlenir oldu. Türkiye'yi temsil eden takımımız origami olimpiyatlarında ikinci oldu. Çocukluk döneminin vazgeçilmezlerindendir kağıttan gemi yapıp yüzdürmek ya da uçak yapıp uçurmak. Ancak kağıttan ejderha ve mamut yapmak o kadar kolay değil. Japonların geleneksel el sanatı hayal sınırlarını zorluyor. Ev, araba ya da bir hayvan yapmak origami tutkunları için mümkün. Kanat çırpan kuşumuz. İşte bu zahmetli sanat dalı yurt dışında ülkemiz adına temsil ediliyor. Atilla Yurtkul ve Kunsulu Jilkişiyevna Rusya'da düzenlenen Uluslararası Açık İnternet Origami Olimpiyatlarında Türkiye'ye ikincilik kazandırdı. Toplam 130 kişi katılıyor 25 ülkeden. Bize başladık. 13 tane model verdiler bize. Bu modellerin katlaması, işte uygulanması, fotoğrafların çekilmesi şeklinde başladık. Sonuçlar da güzel geldi. Hem ben ikinci oldum, işte Kunsulu dördüncü oldu. Ülke olarak da Türkiye'yi ikinci yapmış olduk. Atilla Yurtkul'un origamiye merak sarma hikayesi oldukça ilginç. Origamiye aslında küçük yaşlarda televizyonda TRT1'de Cumartesiden Cumartesi diye bir program vardı. Orada Zülal Aytüren'in hazırladığı bir origami köşesi vardı. Orada işte katlayarak, işte uçak modelleri, kuş modelleri katlayarak başladık. O zamanlar bir türlü yapamadığı turna kuşu modelini yıllar sonra başaran Yurtkul, origamiye daha fazla zaman ayırmaya karar vermiş. Turna kuşları Japonya'ya bir felakette veya bir barış için, barışı temsil eden bir simge olarak kullanılıyor. Kunsulu Jilkişiyevna, origaminin hayatımızda farklı alanlarda kullanıldığından bahsediyor. Tekstilde, tıpta ve birçok alanda origaminin kullanıldığını belirten Jilkişiyevna, bu sanatın uzay teknolojisinde bile yer aldığını anlatıyor. Güneş bataryalarında kullanılan bir yöntem. İçe dışa doğru katlamalarla büyük bir cismi küçültebiliyoruz. Yörüngeye çıktıktan sonra güneş bataryalar genellikle şu şekilde kocaman açılabiliyor. Ben göstereyim. Sağ ve sol eli bir arada kullanma imkanı veren origami, yani kağıt katlama sanatı, fizik tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor. Sadece kağıt katlayarak yapılan bu ejderhayı ortaya çıkarmak yaklaşık 15 saat sürmüş. Bu bufaloyu yapmaksa 8 saat. Origami ile dümdüz kağıttan çeşitli şekiller yapılabiliyor. Biz de İstanbul'un sembolü olan lale yapmayı deneyeceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi kenarları katıyoruz. Açın. Karar sizin. Bu haberle veda edelim. Gelişmelerle saat 20'de tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.